Evet Ceyda, seni dinledik. Şimdi ben konuşayım. Lafı fazla uzatmayacağım. Bunca yaşadığımız şeyden sonra seninle çalışmamız imkansız. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Ne oldu? Ben ne kaçırdım? Abi. Hatta bu kadar iş imkanın varken yine dönüp dolaşıp burayı seçmen çok saçma. Ya bu hastalığın geldiği son nokta artık. Ama benim pozisyonumda çok fazla bir seçenek yok. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Burası benim bildiğim yer. Düşünsenize, odam bile hazır. Ha, bir de evime yakın. Ne kadar komiksin sen ya. Ayşe'cim, ne yapalım? Bak, ben unutmaya çalışıyorum. Aramızda geçen her şeyi burada tekrar mı konuşalım? Hı? Ne oluyor ya, ben anlamadım. Abi, kız muhabbeti aralarında. Abi, Volkan, size izin verebiliriz aslında. Biz, siz de bize izin verin. Ceyda ile bir özel konuşalım. Tamam. Teşekkürler. Gerekirse bu konuyu yukarıya taşırım. Amerikalı ortaklarla da konuşurum bunu. Tamam. Ne diyeceksin ona? Ceyda sahte evliliğimizi mi öğrendi diyeceksin? Ya Kerem, sen bu ortaklığı nasıl aldın? Bizi sahte evliliğini mi kandırdın demeyecekler mi sana? Mutlu, birbirine her koşulda destek olan, geleneksel aile hikayesi yıkılınca ne olur? Ben söyleyeyim. Sizi belki şirketin onda bir değeriyle kapının önüne koyarlar. Muhsin amca bu durumda çok üzülür. Ben de çok üzülürüm. Kerem, biz Ceyda'nın şantajlarına boyun mu eğeceğiz? Yani her dediğini yaparsak gerçekten kölesi yapacak bizi. Keremciğim, karar senin. Ya ben anlatırım olanları. Yani her şeyi anlatırım. Benim suçum derim, ben yaptım derim. Madamu'yu aldığın ilk aydan batırman Muhsin amca için çok manidar olur. Anlatırım olanları diyorum. Ya aileni ve seni korurum. Ya kendimi yakarım gerekirse. Ben yaptım derim. Ya ben zorladım derim. Ben şantaj yaptım derim. İftira attım derim. Ya Kerem, korkma. Şimdi geri adım atarsan her şeyini kaybedersin. Korkma. Kerem, yıllarca alın teriyle, emekle, çok çalışarak elde edilmiş bir şirket. Böyle saçma bir yalanla çöküp gitsin. İş dünyasında yıllarca anlatılacak bir başarısızlık hikayesi olur bu. Yeter! Tamam, kabul. Bu konuyu kapatıyorum Ceyda. Kerem! Ayşe. Ayşe, ben kararımı verdim. Bitti. Konu kapanmıştır. Ayşe Hanım, menajeriniz Serpil Hanım geldi. Küçük toplantı odasına aldım. Tamam, ben de geliyorum. Hoş geldiniz Serpil Hanım. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, bir toplantıdaydım. Anca gelebildim. Asıl siz kusura bakmayın, böyle haber vermeden pat diye geldim. Olur mu, estağfurullah. Buyurun. Teşekkür ederim. Ha, buralardaydım, çok yakındım. Sizinle de yüz yüze konuşmak istedim aslında. Ayşe Hanım, oldukça güzel bir teklif aldık. Teklif mi? Evet. Çok fazla bilgi veremiyorum ama size şu kadarını söyleyebilirim. Çok iyi bir proje. Çok iyi bir şirket ve çok iyi başrol bir erkek oyuncu söz konusu. Baş kadın oyuncu için de sizi düşünüyorlar. Beni mi? Ay, ben şu an çok gerildim. Yani gerçekten mi? Ay, hiç gerilme. Çok güzel bir teklif. Bir nevi talih kuşu. Yani bilmiyorum ki. Bayağı şaşırdım çünkü ben oyuncu değilim. Yani hiç oyunculuk eğitimi almadım. Bir deneyimim yok. Yani bu işler bu kadar kolay mı? Yani bir şampuan reklamında oynayınca hemen böyle dizilerden teklif mi geliyor? Yani bu işin altından kalkabilir miyim bilmiyorum. Kalkarsın. Oyuncu koçları var. Ders alırsın, çözülür. Yani illaki ders almam lazım. Çünkü oyunculuk hani ders almadan zannetmiyorum ki olsun. Ama tabii daha da önemlisi benim okulum var. Yani ben okulu kazandığımda okula devam etmek istiyorum. Okul ve dizi aynı anda yürüyebilecek mi? Onu da hallederiz, hallolur. Her şey hallolur diyorsunuz. Peki. O zaman biz bir audition'a girelim. Audition mı? Deneme çekimi. Role uygun olup olmadığına bakacaklar.
Yani tabii. Zaten deneme çekimi olmazsa olmaz herhalde değil mi? Audition'sız oyuncu mu seçiyorlar? O zaman prensip olarak kabul ediyoruz diyorum. Tamam. Tamam. Bir deneme çekimini yapalım bakalım. Onlar isteyecek mi? Tamam. Tebrik ederim Ayşe'cim. Yapımcı kanalı senden bahsetmiş. Kanal da seni istemiş. Aa! Hani deneme çekimi olacaktı? Onu çekeriz. Tabii ben bastırdım. Teklifler falan var deyince hemen imza atalım dediler. Okuldan bahsettiniz mi? Okul durumu ne olacak? Hallolacak mı? O halledilir. Sen kafana takma onu. Serpil Hanım, ne yapacağız? Ne? Vardı ya hani... öpüşme meselesi. Merak etme. Çekim esnasında açıyla falan halledecekler. Her şeyi halletmişsiniz yani. Çok teşekkür ederim. Peki ne zaman müsait olursun imza için? Bir hafta 10 gün kadar beklesek olur mu imza için? Ama sezonda bir şey kalmadı. Bir hafta bekleyelim desek beklemezler. Bu sektörde işler biraz hızlı yürüyor Ayşe. Tamam ama yani kabul etmiyorum demedim ki. Yani bir iş halletmem lazım o yüzden. Kimse sözü kabul etmez. Sen de kimseninkini etme. Biz iki taraflı sözleşmeyle hareket edelim. Tamam anlaştık. Ama sizden bir şey rica edeceğim. Bunu lütfen basına açıklamasınlar. Bunu şu an sadece biz bilelim, olur mu? Tamam canım, bunu yapabiliriz. Wow. Bugün seni şirkette gördüm ama çok meşgul görünüyordunuz. Yanınıza gelmeyeyim dedim. Nasıl, yolunda mı işler? Her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Ayşe için de tekrar teşekkürler. Benim için yeni bir yıldız keşfi gibi oldu. Rica ederim, çok sevindim bunu duyduğuma. Ne var ne yok? Yeni bir şeyler var mı Ayşe için şöyle güzel projeler? Şimdilik bir şey yok. Yakında olur. Anladım. Kolay gelsin. Görüşürüz. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar böyle...